Merhaba sevgili izleyiciler. Başarı öykülerinden hepinize sevgiler, saygılar sunuyoruz efendim. İçinde bulunduğumuz hafta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 28. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. Cumhuriyet'in ilanında halka yaptığı konuşmada Sayın Rauf Denktaş'ın da söylediği gibi ne mutlu Türk'üm diyene, ne mutlu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk çocuklarına. Bu eser şimdi hepimizindir. Evet, böylesine özel bir haftada çok özel bir konuğum var stüdyomuzda. Sayın Fuat Veziroğlu bizlerle birlikte. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Gerçekten böylesine özel bir haftada sizin gibi özel bir konuğu ağırlamaktan onur duyuyorum. Cumhuriyetimizin ilk kurucu meclisinde görev almış bir milletvekilisiniz ve Kıbrıs Türk siyasi hayatına ve yazın hayatına çok güzel eserler katmışsınız. Onun için ayrı bir onur sizi konuk etmek burada. Teşekkür ederim. Evet, yönettiniz. Şimdi biz size hep yaptığımız bu güzel şeyler, işte avukatlık mesleği var, gazetecilik var, yazarlık var, siyaset adamlığı var, milletvekilliği, bakanlık gibi birçok işte imzanız var. Bu şekilde tanıdık sizi. Fakat bir çocukluğumuza dönersek, nasıl bir çocuktu Fuat Veziroğlu? Nasıl bir ortamda dünyaya geldi? Şöyle kısaca izleyicilerimize aktarabilir miyiz? Ben Mehmetçik köyünde, Karpaz yöresinde, Mehmetçik köyünde yoksul veya orta halli diyebileceğimiz bir çiftçi ailesinin çocuğu olarak dünyaya geldim. Çocukluğumda bir köyde ne yapılırsa ben de yaptım. Ekim biçtim, demet yaptım, harman sürdüm, koyun güttüm, kuzu güttüm, karpuz ektim, pamuk ektim, ürün topladım, zeytin topladım, pamuk topladım, harup topladım. Bir çiftçi ailesinin çocuğu ne yaparsa onu yaptım. Bir de şimdi rahmetle andığım ilkokul hocalarının telkin ve tavsiyeleriyle ve etkileriyle de ilkokul çocukluğumdan beri çok kitap okudum. Bulabildiğim her kitabı okudum. Yani çocukken okumaya karşı ciddi bir eğiliminiz vardı. Müthiş bir eğilim oldu. Bu eğilimi de ilkokul sıraları açısından merhum hocamız Muhsin Bey'e borçluyum. Lise çağına geldiğimizde de Şair İbrahim Zeki Burdurlu hocamdı. Türkiye'den o sıralarda öğretmen geliyordu Kıbrıs'a, öğretmen eksikliği olduğu için ve bu Türkiye'den Kıbrıs'a öğretmen gelmesi benim ortaokul yıllarıma rastlar. Liseye geldiğim zaman da, Lefkoşa Erkek Lisesi'nde bulunduğum zaman da Türkiye'den gelmiş İbrahim Zeki Burdurlu adında şair bir edebiyat hocamız vardı. Onun da üzerinde kitap, edebiyat, şiir, tiyatro açısından, sanat dünyası açısından büyük etkisi olmuştur. Evet. Şimdi arkadaşlarla ilişkileriniz nasıldı? Biraz da bundan bahsedebilir misiniz? Yani nasıl bir çocuktunuz? Edebiyata meraklıydınız. Bunun dışında nelerle ilgilenirdiniz? Ne tür hayaller kurardınız? Çocukluğumda bir kitapta okuduğum bir manzumenin etkisiyle çocukluğumdan beri bir hukukçu olmayı meslek olarak düşünmüştüm. Uzun bir manzume vardı. O manzumenin her parçasını bir öğrenciye okutmuştu hocamız. Ve bana düşen kısım da avukatlıkla ilgili bir veya iki dizeydi. O günden beri kafama çakıldı ve bunu bir adam olarak belirledim ama onu meslek olarak düşündüm. Bir de okuduğum kitapların etkisiyle anılar
yaşamda bir edebiyatçı, bir şair olmayı da içimden geçirdim, zorluyordum. Çünkü bir yandan kitapları okuyordum. O zaman da Doktor Fazıl Küçüğün, bir deyimiz Fazıl Küçüğün çıkardığı Altın Sesi Gazetesi benim çocukluk günlerimden beri köyümüze geliyordu, onu izliyordum. Bir de o gazetenin de etkisiyle olacak ki ilkokul yıllarından beri içinde bir ulusal bağrı, o zaman ulusal bağrı olduğunu söyleyemezdim tabii. Hı. Ama bugün ulusal bağrı dediğimiz müzadelenin ateşi de o zaman da içine düşmüştü. Bir an önce büyüyüp bu kavgada yer almayı, işte Doktor Küçük'le tanışmayı, daha sonra Sayın Denktaş'la tanışmayı içimde bir anlam olarak hep hissetmişimdir. Arkadaşlarımla ilişkilerimde, politik ilişkilerimde hızlı, kavgacı, mücadeleci olarak bilinirim ama sosyal ilişkilerimde öyle değilim. Çocukluğumdan beri de arkadaşlarımla hep yumuşak, güzel, çatışmasız ilişkilerim olmuştur. Evet. Yani çocukluğunuzda da böyle sakin bir çocuk muydunuz? Sakindim. Sakin bir kimseydim. Hı hı. Sakin fakat arkadaşlarımın ve ailemin ve köydeki çevremin söylediğine göre sakin fakat inatçı bir çocukmuşum. Zaten Magosa yöresinde bütün Mehmetçik halkı inatçı kişiler olarak tanınırlar ve böyle takdim edilirler. Evet. Peki, biraz önce dediniz ki milli mücadele ateşi vardı içinde dediniz o yıllardan, yani çocukluk yıllarından itibaren. Bir milli davayı sürdürme arzusundaydım. Bu arzunuzda ailenizin bir rolü oldu mu acaba? Ailemin rolü bir dereceye kadar olmuştur. Çünkü babam köy kahvesine gidip radyo dinlerdi. Gazete okurdu ve geldiğinde sık sık Doktor Küçük'ten bahsederdi evde. Ayrıca siyasi anlamda Türk-Rum çatışmaları vardı o zaman, yani fiili bir çatışma değil de siyasi kavgalar oluyordu. Onlardan kısaca bahsediyordu evde, annene bahsediyordu, yakın arkadaşlarına bahsediyordu. Ben de kulak misafiri oluyordum. Onun bir etkisi olmuştur. Fakat esas etkiyi Doktor Küçük'ten aldım. Çünkü zaman zaman benim bulunduğum köye ziyaretler yapıyordu Doktor Küçük. Köy kahvesinde halka hitap ediyordu ve ben de bir çocuk olarak benim diğer bazı arkadaşlarla birlikte bir köşede Doktor Küçük'ü dinlerdik. Onun tabii sonradan fark etmiş oldum. Onun bizim çocuk zihnimizde, çocuk bedenimizde ve kişiliğimizde büyük etkileri olduğunu çok daha sonraları kavradım tabii. Hı hı. Evet. Yani okuduğunuz şeyler sizi bugünlere getirdi aslında diyebiliriz. Yani okumaya olan ilginiz hem sizin avukatlık mesleğini seçmenizde rol oynamış hem de bu milli davaya gönlünüzü vermenizde etkili oldu. Tabii şimdi ilkokuldayken amcamın kahvehanesi vardı. Oraya Altın Sesi Gazetesi gelirdi. O zaman müşterilerin çoğu da yaşlı insanlardı. Çoğu okuma yazma bilmezlerdi. Ben kahveye uğradığımda yahut oradan geçerken beni çağırırlardı. Gel de çocuk şu gazeteyi oku da dinleyelim derlerdi ve bana birçok günler kahvede gazeteyi okuturdu yaşlılar. Ben okurdum, onlar dinlerlerdi. Bu tabii beni etkilemiştir. Oku, oku. Evet, bu şekilde bugünlere geldiniz. Peki, çocukluk ve gençlik yıllarınızda hedefleriniz var mıydı? Ve bu noktaya geleceğinizi, yani
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilk meclisinde milletvekili olacağınızı hayal etmiş miydiniz? Evet, bakan daha sonrasında. Şimdi elbette ki o yaşlarda insanların hayalleri, arzuları olur, düşünürler, kendi kendileri için temennilerde bulunurlar yahut çocuk olarak bir yere uzandığınız zaman düşünürsünüz. Mesela Doktor Küçük'ün bir demecini izlersiniz, bir yazısını okursunuz, içinizde bir alev belirir ve hayal edersiniz. Keşke ben de büyüsem, ben de Doktor Küçük'ün saflarına katılsam, çünkü gazetelerde okuyor, radyolarda bilmiyoruz. Doktor Küçük Türkiye'ye geldi, binlerce kişiyi karşıladı, alkışlarla karşılandı, omuzlara alındı falan. Okudukça çocuk olarak etkileniyoruz ve hayal kuruyoruz. Keşke biz de büyüsek, bu kadara biz de katılsak, biz de havalanına gitsek, Doktor Küçük'ü karşılaşsak, omuzlara alsak diye. Ve bu kavgada bizim de yerimiz olsa, en saflarda yer alsak diye hayallerimiz olurdu elbette. Ama bir gün işte politikada bir ismim olacak, işte hasbelkader milletvekili olacağım, bakan olacağım diye onları hiç düşünmedim. Yani ama bir hayal, bir arzu olarak içimden elbette geçmişti. Evet. Ama o yönde ilerleyeceğiniz zaten o yıllardan belliymiş bence. Çünkü hep bir siyasi davanın içinde olmayı arzu etmişsiniz. Yani bu olmak lazım. İşte çocukluğunuz, ilk gençliğiniz nasıl geçti derken. Ben arkadaşlarımla iyi ilişkiler içinde olan politikada öne sürülen sertliğime, haşimliğime rağmen sosyal ilişkileri çok yumuşak olan bir kimseydim. Ama şunu söyleyebilirim, içinde hırs ve mücadele azmi olan bir kimseydim. Ve bu hırs ve mücadele azmini de olumlu alanlarda kullanmaya çalıştım. Çünkü hırs her insanda olabilir ama bazen olumsuz alanlarda, olumsuz doğrultularda, kötü yollarda da kullanılması mümkündür bu azimleri. Çok doğru, çok doğru. Yani siz bunu gerçekten güzel bir yöne kanalize etmişsiniz. Ve hepimize faydası olan bir şeyde davada harcamışsınız. Ona gayret ettim. Bir faydamız olup olmadığını tabii ki tarih ve halkımız sizler takdir edeceksiniz. Evet. O konuda söz söylemek bana düşmez. Evet. Bir de tabii o yumuşak bir yönüm de vardır diyorsunuz. O hırslı, sert, inatçı mizacınızı siyasette göstermişsiniz. O duygusal kısmınızı da şairliğinizde bence göstermişsiniz. Şimdi bir şair sayılıp sayılmadığımı ben söyleyebilecek durumda değilim elbette. Özellikle lise yıllarımda itibaren depreşen bir şair olma duygusu ve hevesi olmuştur bende. Pek çok şiirler yazdım. Beş Parmak adında bir edebiyat dergisi çıkardık bazı arkadaşlarımızla. Hala müracaat edilen, aranan bir dergidir. Zaman zaman bugün edebiyatla ilgilenenler gelip bizden bu kaynak hakkında bilgi arıyorlar. Şiirler yazmaya çalıştım. Yazdım da bir de şiir kitabım yayınlanmıştı 1960'lı yıllarda. O Beş Parmak dergisini diğer birkaç arkadaşla birlikte çıkardığımız yıllarda şiire o kadar yakınlığım var, şiiri o kadar seviyorum ki bu benim gazetelerdeki günlük köşe yazılarına dahi yansımıştır. Bazen siyasi konuları dahi köşe yazılarımda malzeme olarak dile getirmekteyim, taşlama şeklinde
çatma şeklinde, hı-hı, sağa sola veya mizah şeklinde. Yani bu şiir sevdası ve aşkı köşe yazılarına da yansımıştır. Az önce zikrettiğim gibi bazı köşe yazıların manzum halde çıkmaktadır. Hatta düz yazılarımı bile bazen kafiyeli olarak kaleme almaya çalışmaktayım. Bir cümlenin bitişiyle öbür cümlenin bitişi arasında kafiyeler kurmak suretiyle zaman zaman düz yazılarda yazmaktayım. Evet, yani duygu düşüncelerinizi de böyle yumuşak, hoş bir üslupla dinleyicilere, okuyuculara ulaştırmaya çalışıyorsunuz. Konusuna göre çok tatlı ve hoş üslupla yazdığım yazılar var. Ama sırf kavga, ulusal dava konusunda kavgaya sıra geldi mi, sert ve katı konuşan, katı yazan bir kimse olarak bilinmekteyim. Böyle de algılanabiliyorsunuz yani zaman zaman. Peki efendim, ben tekrar geçmişe dönmek istiyorum biraz. Çocukluk ve gençlik yıllarınıza ait, sizi etkileyen, sizde iz bırakan bir olay var mı? Bunu bizimle paylaşabilir misiniz? Var, beni sadece etkileyen değil, hayatım daha büyük etkileri olan ve hatta hayatımı değiştiren bir olayı lise son sınıfta yaşadım. O zamanlar İngiliz yönetimindeydik. İngiliz vali, İngiliz müsteşar, İngiliz marif müdürü, İngiliz lise müdürü, İngiliz yurt müdürü. Ben Lefkoşa Erkek Lisesi'nde yurtta kalıyordum ve yurt müdürü de bir İngilizdi. İngiliz hocalarımız vardı ve İngiliz eğitim müdürüne bağlıydık. Biz lise son sınıftayken İngiliz hocaların bizi, Kıbrıs Türk halkını ve Türk milletini aşağılayıcı bazı tavır ve söylemlerinden gına gelmişti bize. Ve içimizde büyük bir tepki doğmuştu. Biz lise son sınıftayken İngilizlere karşı isyan ettik, eylem yaptık ve İngiliz hocaları protesto etmek için bir hafta kadar derslere girmedik. Ve bunun üzerine beni ve bu hareketin elebaşısı olarak niteledikleri beş arkadaşımı okuldan attılar. Ben lise son sınıfta okuldan atıldım. Bu arkadaşlar arasında eskiden BRT'de hizmet vermiş olan merhum Özkan Uygur vardır. Benimle birlikte okuldan atılan, 1974'te Magosa'da şehit düşen Tuncay Erk var. Daha sonra kaybettiğimiz Polili Mehmet Şerif var. Ve şu anda hayatta olan benim dışımda Moralı Ahmet Kemal var. Şu anda Litre Palas kapısının oralarda döviz bürosu çalıştıran bir arkadaş. Bir de Magosalı Mustafa Kemal, ki Ödeler soyadını almışlardır. Ögeler firması var şimdi. Bu arkadaşımız da şu anda tanınmış bir iş adamıdır. Biz 6 kişiyi okuldan attılar. O zamanın deyimiyle kaybettiler. Ve ben lise diploması alamadım. Kıbrıs'ta 1960 yılına kadar İngiliz idaresi sona erinceye kadar ben lise diploması alıp tahsile gidemedim. 1960'ta İngiliz idaresi sona erdi ve Türk Marifi kuruldu. Türk Marifi kurulduktan sonra ben dışarıdan imtihana girmek suretiyle lise diploması aldım ve 5-6 yıl gecikmeyle yüksek tahsile gidebildim. Bu benim hayatımda en önemli bir noktadır ve bütün hayatımı değiştirmiştir. Hayata en az 5-6 sene geç atılmamı sağlamıştı. 5-6 sene hayatımdan kaybettirmişti. Evet. Farklı bir şekilde de düşünülebilir aslında. Belki öyle bir zamana denk gelmiştir ki bu 5-6 yıl gecikmeyle tam böyle size ihtiyaç duyulan bir dönemde sahneye çıkmışsınızdır belki de. İşte o dönem
İngiliz idaresinin sonlarına doğru malum 1958'de TMT faaliyete geçti. 58 sonları 58 sonları veya 59 başlarında ben TMT'ye dahil oldum. 1959 Ağustos'unda Türkiye'ye malum gizli bir kampta silah eğitimine gönderildim. Birkaç yıl TMT'de full time, tam mesai çalıştım. TMT'ye intikal ettiğim zaman burada Tapu Dairesi'nde memurdum. Yani İngiliz bizi bir yandan okuldan attı, bir yandan da memuriyete aldı. O sıralarda Halkın Sesi Gazetesi'nde müstehar isimle gizlice yazılar yazıyordum İngilizler aleyhine. Bunu tespit ettiler ve beni uzaklaştırmak için BAFA tayin ettiler. BAF tapusuna göndermek istediler. Bunu o zaman Sayın Bentaş'a ve TMT Komutanı merhum Rıza Uluşkan'a anlattım. İstifa et, gel dediler. Zaten senin gibi eli kalem tutan birine bizim tam mesai ihtiyacımız vardır. İstifa et, gel, maaşını biz sana maaş vereceğiz. Maaşlı çalışacaksın dediler. O zaman Kıbrıs Türk Kurumları Federasyonu vardı. Oradan bana bir maaş temin ettiler. İngiliz yönetimindeki görevimden istifa ettim. Tam mesai TMT'de çalıştım. Daha sonra 29 Mayıs 1959'da TMT organı olarak yayın hayatına giren Nacak Gazetesi'nin de yazı işleri müdürü olarak başına getirildim. Birkaç yıl TMT görevine devam ettim. Sonra bir gün komutan 1961 yılında beni çağırdı. Yaşın çok geç olmadan senin bir hukukçu olma idealin vardı. Seni tahsile gönderelim dedi. Efendim dedi, mücadele daha bitmedi, bu kavga devam ediyor, ben görevimi yarıda bırakıp gitmeyeyim, bitsin bu iş, ben sonra da tahsile giderim dedimse de merhum Rıza Bey, bu bir rica değil, bir emirdir dedi. Ve uçağa binip Ankara'ya tahsil için gittim. Evet, ve böylece hayalinizi gerçekleştirdiniz. Arkadaşlarımla mücadele ettim.
Amerika, hukuk mesleğine girmemiş olsaydım, edebiyat öğretmeni olmak istedim. Bir sıra önceliğim kendi ve eşimin hayatımda son birkaç aydan beri de torunumun sağlığı ve mutluluğu önceliğim. Peki Sayın Veziroğlu, bir gününüz nasıl geçiyor? Neler yapıyorsunuz şu an? Şu andaki durumu sorarsanız, genellikle sabahleyin en azından birkaç saatliğine mahkemelerde olurum. Öğleden sonraları bir gün sonranın davalarına hazırlanmak üzere ofisimde çalışırım. Tabii bu arada günlük gazete yazısını yazarım. Vatan Gazetesi'nde malumunuz köşe yazarlığına şu anda bir kısa bir süre ara vermiştim ama yeniden başladım. Her gün bir köşe yazısı yazarım. Anılarımı yazmaktayım. Bütün bunları bitirip ikindi üzeri evime dönmeye çalışırım. Bir iki saat bahçe işiyle uğraşırım. Çiçektir, ağaçtır, meyvedir, şudur budur, bulamadır. Yani rutin bunu sürekli hava el verdiği ölçüde tabii yapar mısınız? Yaz, kış bunu yapıyorum. Soğuk, sıcak, yaz, kış bunu mutlaka yapıyorum. Tabii bir ailem var. Aileme bir zaman ayırıyorum. Fırsat geceleri ise uzun uzun okuyorum. Ben gündüz hiç okumuyorum. Yani kitap da sabahleyin gazetelere sadece şöyle bir bakarım. Kitap olsun, gazete olsun, geceleyin okurum ve tabii eşimle birlikte seyahati de severim. Zaman zaman fırsat yaratıp şuraya buraya seyahatlere gidiyoruz. İşte bazen hafta arası, bazen hafta sonu ailece yemeğe çıkıyoruz. Şuraya buraya. Doğum yerim Mehmetçiğe, eşe, dostlar, Sımatraba'ya ziyarete gidiyoruz. Bazen Türkiye'deki eş, dostu, Sımatraba'ya, orada da hayli akrabamız var, gidiyoruz. Hayatımız böylece geçiyor. Bazen de Londra'da kardeşlerim var, onlara gidiyoruz. Hayatımız böylece gidiyor. Evet. Şimdi o zaman anladığım kadarıyla siz sadece disiplini bir şekilde işinizi, mesleğinizi yapıyorsunuz. Evet. Yani. Fakat tabii ki bu biraz rutin ve zor bir meslek. Yani davalarla uğraşmak insanı yorar elbette ki. Çatışmalı ortamlarda bulunuyorsunuz. Tabii gergin bir meslek. Evet. Evet, ama siz nasıl sağlam ayakta duruyorsunuz? Buna baktığımda bir kere bir bahçe işiyle uğraşıyorsunuz düzenli. Bu bir spordur. Kesinlikle. Artık doğada vakit harcadığınız için çok güzel, rahatlatan bir, sizi stresinizi alan, rahatlatan bir uğraştır. Bunu yaparak bir kere siz bir çay oluyorsunuz tekrar. Doğru. Tabii eklemeyi unutmuştum. Bir de Mayıs'tan aşağı yukarı Ekim'e kadar da yüzerim. Ya havuzda ya denizde olurum. Çok güzel. Ya sabah güneş doğarken denizdeyim ya akşam üzeri güneş batarken diğer saatlerde yokum. Mükemmel, muhteşem bir şey. Bir kere yüzmek zaten en güzel spor. Bütün vücudunuz çalışıyor. Yani ciddi güzel spor da yapıyorsunuz siz. Evet. Evet, ona gayret ediyoruz. Evet.
beslenmeme dikkat ediyorum. Geceleri çok hafif geçerim. 30-40 seneden beri aynı kilodayım. Evet, gayet düzgün bir fiziğiniz var. Yani geceleyin herkese tavsiye ederim. Çok hafif geçiyorum. Hiçbir zaman yani bildiğimiz klasik yemekleri yemiyorum. İşte patatestir, makarnadır, pilavdır, etli şu, fasulyedir, şudur, budur falan. Geceleyin çok hafif geçiyorum. Sabah öyle iyice besleniyorum. Geceleri de çok hafif geçiyorum. Evet. Sağlığınıza dikkat ediyorsunuz. Hem beslenmeye dikkat ediyorsunuz, hem spor var hayatınızda. Bunlar çok güzel şeyler, alışkanlıklar. Artı bir de aileyle ilgili bir şeyiniz var. Gözümden kaçmadı. Aile bağlarınız da kuvvetli. Akrabalarınızı, ailenizin diğer bireylerini, dostlarınızı ziyaret ediyorsunuz. Tabii tabii. Onları da ihmal etmiyorsunuz. Eskiden olduğu kadar çok vaktimiz olmuyor. Çok sayıda dosta uğrama imkanımız pek yok ama en azından telefonla arada bir ziyaret ederek hal hatır soruyoruz. Bir de çok yakın olduğumuz birkaç dost var. Onlarla da sık sık görüşüyoruz, yiyip içiyoruz yani. Yani sosyal etkinliklerinde içindesiniz aynı zamanda. Evet, evet. Yani gerçekten bu bence sizin bugün de sağlam bir şekilde dimdik görevinizin başında olmanızın nedeni. Çünkü bir insan belli bir yaştan sonra hani belli bir sıkı bir temponun içinde olunca işte evinde kapanıp dinlenmeyi tercih edebilir. Ama siz onun yerine sizi besleyen şeyler yapıyorsunuz. Yani vücuden de çalışıyorsunuz. Hem de insanlarla güzel ilişkiler içerisindesiniz ki bu da zaten sosyal ilişkiler insanları ayakta tutan bir unsurdur. O yüzden hala çok güzel bir şekilde bizimle birlikte bize bir şeyler yazıyorsunuz, hala veriyorsunuz insanlara, topluma bir şeyler katıyorsunuz. Bu da çok güzel. Evet, tabii şimdi ben şunu hiçbir zaman düşünmedim. Yani filan yaşa geldim, emekli olayım, evde oturayım, ne yapayım evde oturup da. Evet, evimde de vakit geçirmem gerekir, ona da bir zaman ayırıyorum. Mesleğimde dava sayısını azalttım, daha az zaman veriyorum ama işimi sağlığım el verdiği sürece bırakmayı düşünmüyorum. Onu en azından bir hobi olarak, bir aktivite olarak devam ettirmek istiyorum. Çünkü insan işte ben emekli oldum, oturayım, hiçbir şey yapmayayım, yiyip içip yatıp uyuyayım, denize gitmeyeyim, bahçeye çıkmayayım, sosyal ilişkim olmasın, çalışmayayım demek, oturup ölümü beklemek demektir. Bu da doğru bir şey değildir. Kesinlikle katılıyorum size. Çok gerçekten doğru bir şekilde yaşıyorsunuz, devam ediyorsunuz. Bu şeyinizin, dinçliğinizin ve enerjikliğinizin sırrı da ortaya çıktı. Peki, hedeflerinizi belirleyip bir takım zorluklarla karşılaştığınız mutlaka olmuştur değil mi? Yani bazen yapmak isteyip planladığınız bazı şeyleri başka nedenlerden, dış faktörlerden dolayı gerçekleştiremediğiniz mutlaka olmuştur. Böyle bir durumda ne yaparsınız? Şimdi felsefem şudur. Bir sorunun olduğunda o sorunu çözmeye çalışırım. Çözülebilirse çözerim. Çözemezsem onunla barışmaya ve onunla beraber yaşamaya çalışırım. Dert etmemeye gayret ederim. Hayatta ekonomide bir kural vardır. İnsan ihtiyaçlarının sınırı yoktur. Yani bir şey elde edersiniz, canınız başka şey ister. Canınız başka onu elde edersiniz, başka şey. İnsan ihtiyaçlarının sınırı yoktur. Fakat benim felsefem şu olmuştur. Büyük, çok büyük zengin olmayı hiçbir zaman tahayyül etmedim ve istemedim.
rahat yaşayacağım kadar maddi olanağım olsun, bu bana yeter felsefesiyle hareket ettim. Yani ben öldüğüm zaman bankada milyonlarım olsun hedefine hiç saplanmadım. Öyle bir arzum da olmadı. Tek arzum ve tek hedefim rahatça, ailece yaşayabileceğim bir maddi olanağım olsun. Bu felsefeyle hareket ettim. Politik hayatta ise kavgacı, mücadeleci, hızlı bir yaratılışın olduğunu söylerler. Muhtemelen yanlış da değildir. Ama bu hırsını hiçbir zaman mevki, makam kapmak için de kullanmadım. Yani içine girdiğim kavgalarda ve mücadelelerde bir er olmayı da hiçbir zaman küçümsemedim ve kabul ettim. Nitekim benim bir süre bakanlık yapmam da bir hasbelkader olmuştur veya zoraki olmuştur. Çünkü KKTC'nin ilanını takiben kurucu meclis oluştuğunda ve yeni bir hükümet kurulacağında ben kurucu mecliste kalmak istedim. Hükümete girmek istemedim, bakan olmak istemedim. Kendisi halen hayattadır, duyması için söylüyorum. Başbakan olarak Sayın Necat Konuk görevlendirilmişti Sayın Bentaş tarafından. Bana bakanlık teklif etti. Ben mecliste kalmayı tercih ederim. Benim yakın bakan olmaya müsait değil. Ben mücadeleci, kavgacı, hareketli, aktivitesi olan bir adam. Şöyle toplumlardaki gibi bakanlık koltuğuna oturup kalmak istemem. Bırak. Yani sahne önünde değil de sahne arkasında olmayı Olayım. Yani konuşayım, mücadele edeyim, yani rahat olayım, rahat hareket edeyim. Çünkü bakanlıkta bir yere çakılıp kalırsınız. Ben bakan olmak istemedim. Fakat Necat Konuk, eğer sen bakanlığı kabul etmezsen, ben de başbakanlık görevini Sayın Demirtaş'a iade edeceğim demiş. Bana emri vaki yapmıştır ve ben o zaman bakan olmayı kabul ettim. Zaten çok da dayanamadım. Benim bulunduğum hükümet KKTC'nin ilk hükümetiydi. Ve bu hükümetin görevi seçime kadar memleketi götürmekti. Yani işte anayasa yapılacak, ondan sonra seçim yapılacak falan. Ve ben seçim tarihini de beklemeden önce de istifa ettim, ayrıldım zaten. Evet. Peki Sayın Veziroğlu, hayatın anlamı nedir sizin için? Bu çok derin bir soru. Hayatın anlamını ben şöyle özetleyebilirim. Yaşamak, insan gibi yaşamak, mutlu olmak, çevreni mutlu etmek, halkını mutlu etmek ve milletine hizmet etmek. Hayat felsefeniz bu. Evet. Peki, hedefleyip de gerçekleştiremediğiniz projeleriniz oldu mu bugüne kadar? Hedefleyip de gerçekleştiremediğim hiçbir şeyim olmadı. Yalnız hedeflerime biraz geç ulaştım. Yani az önce zikrettiğim gibi hayatımdan 5-6 yıl çalınmış olduğu için daha geç ulaştım. Benim hedefim ailece rahat yaşayabileceğim ve mümkünse yakınlarıma da yardım edebileceğim mali olan olanaklara kavuşmaktı. Bir de bu toplumun ulusal
havzasında son nefesine kadar katkıda bulunmaktı. Her ikisini de gerçekleştirdiğini sanıyorum. Az önce zikrettiğim gibi büyük zengin olmadım ama rahat bir hayatım var. Yani işte evim var, arabam var ve yılda bir veya iki kez tatile gidebiliyorum. Büyük bir zengin değilim ama bu hedeflerime biraz geç ulaştım. Ortaokul, lise ve üniversite hayatım çok sıkıntılı, maddi sıkıntılar içinde yarı top geçmiştir. İşte geç, 5-6 sene hayatımızdan çalındı, mesleğe geç başladık. Mesleğe başlar başlamaz, zaten çocukluk yıllarımızdan itibaren bu milli mücadelenin kokusunu almışız. Henüz yeni bir avukatken kısa sürede politikaya girdim. Kendimi milletvekili olarak mecliste buldum. 15 sene milletvekili yaptım. Bir yandan milletvekilliği, bir yandan avukatlık. Milletvekilliği dönemim orta halli bir memur hayatı şeklinde geçmiştir. Çünkü küçük yerlerde bizim gibi eğer politika değilseniz, hele milletvekiliyseniz, avukat olarak icra ettiğiniz meslekten bir gelir elde edebilmeniz pek mümkün değildir. Yani bir iş yaparsınız, vatandaş der ki, ya sana oy verdiydim, bir de paramı istersin. Sanki oy verip vermediğini de bilmezsiniz ki, yahut bazı vatandaş çıkar, nadiren tabii. Size 5 yılda bir oy verir ama 5 sene sırtınıza binmek ister. O tür istismayı halde vatandaşlar da olmuştur. Yani özetlemem gerekirse ben aktif politikada olduğum sürece rahat bir hayat yaşayacak maddi olanaklarım olmamıştır. Hem zamanımın çoğu politikaya gidiyor. Bir kısmı avukatlığa gidiyor. Avukatlıktan bir gelir elde edemiyorum. Ya çok güçlü bir gelir elde edebiliyorum siyasi pozisyonum nedeniyle. Benim milletvekili olduğum, yani aktif politikada bulunduğum sürece sıkıntılı, nispeten sıkıntılı, orta halli bir memur hayatı yaşadım. Ancak aktif politikayı bıraktıktan, yani milletvekilliğinden vazgeçtikten, aday olmadıktan sonra mesleğimden para kazanmaya ve rahat bir hayat sürmeye başladım. Şimdi tabii ki bu da sizin siyasette olmanızın bir bedeli, biraz geç bazı şeyleri, maddi olanaklara kavuşmuşsunuz istediğiniz şartlara belki ama sonuçta inandığınız bir dava uğruna çalışmışsınız. Bu da sizin için çok güzel bir şeydir. En büyük tatmin duygusu odur tabii ki. Peki hayallerinizi gerçekleştirirken ne tür stratejiler uygularsınız? Vallahi bir yere ulaşmak istediğinizde en mühimi o arzuyu, o hırsı sadece duymak değil, onun gerektirdiği aktiviteyi de göstermek lazım. Yani bir çok basit olarak ifade etmek gerekirse çalışkan olmanız lazım, tembel olmamanız lazım. Yani politik hayatımda bir mücadelenin içine girdim. İşte girdiniz, mebus seçildiniz. Oturup rahatıma bakayım diyemezsiniz. Benim politik hayatım çok aktif geçmiştir. Kimisi milletvekili olur,
meclise gelir, sadece parmak kaldırmakla yetinir. Ben bütün politik hayatım boyunca hem meclise, parlamentoya hazırlanarak gittim, dosyalarla gittim, tarihle gittim, coğrafyayla gittim, şiirle gittim, edebiyatla gittim. Durmadan konuştum, durmadan eleştirdim, durmadan mücadele ettim. Yani bir hırsınız olacak ve çalışacaksınız, uğraşacaksınız. Ucundan kuyruğundan tuttum, oturup artık rahat edeyim derseniz elimizden uçar gider. Evet. Yani bir yere geldiyseniz bile her zaman orada kalabilmeniz söz konusu değil. Bunun için ciddi bir çalışma gerekiyor. Gitmek için çalışmanız lazım. Meslek hayatımda da öyle. Şimdi bizim mesleğimizde mesai saatleri içinde pek iş yapamazsınız. Yani sabah mahkemedesiniz, öğleden sonra giden gelen olur. Müşteri, eş, dost geçerken bir kahve içeyim der, gelir, oturur, zaman harcarsınız. Bir avukatın, bir hukukçunun başarılı olması için mesai dış saatleri dışında el ayak çekildikten, herkes evine döndükten ve kendisi ofisinde kendisiyle baş başa kaldıktan sonra çalışırsa başarılı olabilir. Yoksa eğer bir hukukçu ofisini memur zihniyetiyle saat 5'te kapatır, eğer saat 5 oldu ben de evime gideyim derse mümkün değil başarı sağlaması. Mümkün değil. Yani avukatlık kolay meslek değil. Özellikle ilk yıllarında dediğim gibi el ayak çekildikten sonra ofisinizde kalıp hazırlanmanız ve bazen gece yarılarına kadar kalmanız gerekir. Evet. Peki sizi motive eden şeyler nelerdir? Hangi bakımlar? Yani iş konusunda diyelim. Şimdi iş konusunda da seçtiklerim var. Mesela bir ceza davası almam beni motive etmez. O konuda kavga veremem. Yani bir cinayettir yahut tecavüz davasıdır yahut darp birini vurdu, öldürdü yahut uyuşturucu yakalandı falan filan. Bu tür davaları sevmedim. Beni motive etmez ve ben aşağı yukarı en az 30 yıldan beri ceza davası almıyorum. Mecbur kalmadıkça şirket davası almıyorum. Çok sevmiyorum o işleri. Benim biraz yapıma gerek edebiyata yakın olması ve gerek siyasete de yakın olması nedeniyle benim yapıma daha uygun davalar anayasa davalarıdır. İdari davalardır. Yani devlet bir karar alır vatandaşla. Vatandaş mağdur olursa devlet iddia eder. Evet. O tür. Yani onlar da bir tür müzakeredir. Evet. O tür davalar. Bir de yine bir nevi edebiyata yakın olması nedeniyle bu hakaret davaları. Gazetelerde yüzüne hakaret edersiniz. Ben o tür davalar ve size hakaret edelim, dava etmek istersiniz. Ben o tür davaları severim. Yani bu hakaret davaları, anayasa ve idari davalara daha ziyade ağırlık verdim. Bunlar beni motive ediyor. Evet. Diğer alanlara pek duymuyorum. Bazen aile davaları da alıyorum ama mecburen eş, dost, tanıdık davaları oluyor. Çünkü aile davaları beni genellikle üzüyor. İşte karı koca çatışırlar, boşanmak isterler. O çocuklar arada kalır. O çocukların hali beni yaralar, üzer. Mümkün mertebe onlardan da uzak durmaya çalışıyor. Yani aslında orada bir taraf kazanıyor belki ama bir taraf da mağdur oluyor. Bu da sizi üzüyor. Siz
mücadele adamısınız tam olarak. Bu anlattığınız, ifade ettiğiniz şeyler zaten bunu gösteriyor. Yani haksızın kaybetmesini, hakkının kazanması için mücadele vermek istiyorsunuz. O mücadeleyi aile davalarında verirken dahi rahatsız olursunuz. Çünkü bir taraf mağdur olan taraf. Haklı olan eş davayı kazansa bile aslında ikisi de kaybetti. Çünkü bir yuva yıkılmıştı. Ve birisi zafer kazansa, öbürü kesinleyelim diye uğrasa bile esas acıyı çocuklar çeker. Onun için kazanan yoktu aslında bu davayı. Onun için pek kazanan olmuyor o işler. O yüzden de sevmiyorsunuz. Evet. Siz mücadele edeceğiniz, haklının yanında yer alacağınız ve bu savaşta onu kazandıracak davaları istiyorsunuz. Çünkü hukuk malum biraz da konuşma diğer şeylerin yanı sıra biraz da konuşma yeteneği, yazma yeteneği isteyen bir şeydir. Yani edebiyata yakındır. Bu açıdan gayet yazıları, anayasa meseleleri ve idari meseleler bana daha yakın görünmektedir. Evet. Peki son olarak vaktimizin sonuna geldik. Şöyle kısaca izleyicilerimize başarı konusunda neler önereceksiniz? Tabii her mesleğin, her meslekte başarılı olmanın kendine göre ayrı yöntemleri ve şekil şartları olabilir. Fakat bir de bütün mesleklere şamil olmak üzere elbette genel ilkeleri de vardır bu işin. Bir defa dürüstlük her mesleğin birinci şartıdır. Hekimlik 40 sene önce başkaydı, bugün başka. Avukatlık da öyle. Her gün hukukta da yeni gelişmeler olur. Evet. Yeni içtihatlar çıkar, yeni kitaplar çıkar, yeni görüşler çıkar. Dünyanın yüksek mahkemeleri yeni yeni kararlar verirler. Bu yeni kararlar eski kararlara ters düşmektedir. Çünkü hukuk insanların ihtiyacını takip eder ve ihtiyacına cevap vermeye çalışır. Hekimlik de öyle. Ama ben hukuku örnek veriyorum. Hukuk insanların ihtiyacına cevap vermeye çalışır. 50 sene önce ihtiyaç başkaydı. Başka karar çıkar. Bugün ihtiyaç başkadır, onun tersi karar. Yani her meslekte teknolojik olsun veya olmasın, bilimsel vesaire gelişmeler var. O gelişmeleri takip etmezseniz, okumazsanız, olmaz. Kurslarına, seminerlerine katılmazsanız başarılı olmaz. Mümkün değil. Yani çalışkanlık, dürüstlük, ilkeli olmak ve yenilikleri takip etmek diyorsunuz başarının püf noktaları. Evet. Peki efendim, bu güzel sohbet için çok çok teşekkür ediyoruz. Sizi burada ağırlamak gerçekten büyük bir onurdu benim için de. Başarılarınızın devamını diliyorum. Çok teşekkür ederim. Benim için olurdu. Çok teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, bugünlük de başarı öykülerinin sonuna geldik. Haftaya farklı bir başarı öyküsüyle karşınızda olunca dek. Her şey gönlünüzle olsun efendim. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.